Bayram hər birinizi hörmətli izleyiciler. Video izahımızda 10. sınıf dərsi toplama düsturları sayfa 96 olan misalların izahını vereceğim. Başlayaq deməli 11. sual izahımıza sadeleştirin. Deməli bu birinci A variantında olan düstur bizde tangens bax sürətlə diqqətlə baxın. Əvvəlcə sürətdə tangens varsa və plus varsa bilin ki bu tangens alfa plus betanın düsturudur. Yəni tangens 13 dərəcə plus tangens 47 dərəcə. Ay tangens neydi burada? Bir dəqiqə. 47 derece. 47 derece beraberdi. Tangens 60 derece beraber kök altında 3. Doğru cevap olur. Kök altında 3. Yine indi baxın burada tangensi yine süratte minus olduğuna göre 46 derece minus 1 derece. O da beraberdi. Tangens 45 derece ve beraberdi 1. Doğru cevap olur 1. Bax belə. 12. suala baxaq. Bunun cevabı oldu kök altında 3. Bunun cevabı oldu 1. Devam edelim. Deməli, bu oldu kök altında 3. Bu oldu 1. 12. sual. Tangens alfa 3'deki olarsa tangens 45 plus alfanı tapın. Tangens 45 derece plus alfanı açıq. Bərabərdir. Tangens 45 derece plus tangens alfa bölünsün. 1 minus tangens 45 derece tangens alfa. Tangens 45 derece elbette ki 1'e bərabərdir. Yazsaq 1 plus tangens alfanın yerine 3'de 2. 1 minus 3'de 2 beraber 3'ler ixtisar gedir. 3'ün üstündeki yerinde 5, 3'den 2 çıxanda 1. O da beraberdi. 5 doğru cevap kalacak. Doğru cevap olur. Deməli, məsələ nömrə 12'de 5. Doğru cevabımız oldu 5. Bax, beraberdi 5. Davam edin. Növbəti 13. sual. Tangens alfa 2'de 1, tangens beta 3'de 1 olarsa alfa plus betdan tapın. Deməli, yazıram tangens alfa 3'de gelip betdan açıq. Tangens alfa 3'de gelip tangens beta bölünsün. 1 minus tangens alfa tangens beta. Qiymətlər əlimizin altında hazır var. Deməli, 2'de 1 plus 3'de 1. 1 minus 2'de 1 vuraq 3'de 1. Surat bizə 6'da 5 verir. 1'den 6'da 1 çıxanda 6'da 5. Deməli, o da bərabərdir 1. Doğru cevab oldu 1. İndi gəlin bunun B'sinə baxaq. B'sində nə deyir? Tangens alfa minus beta. Tangens alfa minus beta bərabərdir. Tangens alfa minus tangens beta. Bölünsün 1 plus artıq olacaq. Tangens alfa, tangens beta. Qiymətləri yerinə qoysaq. Alfamız deməli 2'də 1, betamız 3'də 1. 2'də 1 minus 3'də 1. 3'də 1. 1 plus 2'də 1 vuraq 3'də 1. Bərabər 6'da 1. Bu da qaldı 6'da. Deməli, 1'in üstünün 6'da 1 gəlində 6'da 7. İxtisar getdi, qaldı 1 bölə 7. Doğru cavab olur. 7'də 1. Davam edək 14. sual. İfadənin qiymətini hesablayın. Tangens 15 dərəcə. Tangens 15 dərəcəni yazmaq olar ki, bax 15 dərəcə bərabərdir. Tangens 45 dərəcə minus 30 dərəcə. Açıram bunu. Açsam, deməli, tangens 45 minus tangens 30 derece. 1 plus tangens 45 derece vurulsun. Tangens 30 derece. Beraber tangens 45 derece 1. 30 derece de belə deyək də, kök altında 3 bölünsün. 3. 1 plus kök altında 3 bölü 3. O da beraber 3'ler ixtisar getsə 3 minus kök altında 3. 3 plus kök altında 3 olur. Qoşmasına vursam, qoşması 3 minus kök altında 3'dür. Deməli 9 minus bu məxrəsə 1 qaldı 6, surətdə qaldı 9'un üstünə 3 gələndə elə bir bunun kvadrat, bax bu ifadəni kvadrat edəcək də. 9'un üstünə 6 gəlsək, 9'un üstünə 3 gəlsək, 12 minus 6 kök altında 3. 6'ya bölsək, 2 minus kök altında 3 bizim doğru cavabımız etdi. 2 minus kök altında 3. Tangens 75 dərəcədə artıq 45 plus 30 kimi yazıram. Bax, burada plus olur, burada minus olur, burada plus olur, burada minus olur. Burada plusu, burada minusu nə qaldı? Görürsünüz, artıq rahat bir şəkildə həll etmək olur. Qoşması olacaq yenə 6'da. Bu dəfə də 3 plus kök altında üçün, yəni 12 üstə gələk 2 kök altında. Ya da daha doğrusu 6 kök altında 3. 6'ya bölsək 2 plus kök altında 3. Doğru cevabı oldu. 2 plus 3 altında 3. Kotangens 105 dərəcəni artıq buradan yazıram. Kotangens 105 dərəcəni yazıram. 60 plus 45 dərəcə bərabərdir. Kotangens 60 plus kotangens 45 dərəcə. Kotangens 60 vurulsun. Kotangens 45 minus 1. 45'de 1 edir. 60'da alır. Kök altında 3 bölünsün. 3 minus 1.
Kök altında 3 bölünsün 3 plus 1. 3'ler geçse birbirine aparsa ne kaldı? Burada kaldı kök altında 3 minus 3. Burada kaldı kök altında 3 plus 3. Bu şekilde. Neye göre? Ele bir ortak mertebe getirip sonra ihtisar yapardım. Ama ben bir başa pratik yolcuyum. 3'leri bir başa apardım ihtisar. Koşmasına vursak 9'dan 3 çıkanda 6. Burada kök altında 3 minus sürette kök altında 3 minus için kvadratı kalacaktı. 9 demeli. 3 12 minus 6 kök altında 3 kalır. Demeli bu da bize verir ne? 2 minus kök altında 2 minus kök altında 3. Doğru cevap oldu. 2 minus kök altında 3. Bak böyle. Devam edelim. 15. sual. İfadesinin kıymetini çevirme düsturlarından ve toplama düsturlarından istifade etmekle hesaplayın. Sinüs 70'i, sinüs kosinüs 70'i vurulsun. Sinüs 48. Bir işimiz yok. Plus. Kosinüs 18'i 90'ın tez 18 çıkan da 70'i adını değişti. Sinüs 70'i. Vurulsun. Sinüs 42'ni 90'ın tez 42 çıkarıq. Beraber 48 derece. Ve adını değişti. Kosinüs 48. Bu bize ne verdi? Sinüs 48 üstte gelen 70 derece. Beraber de sinüs 0 120 derece. Sinüs 120 derece yazar ki sinüs 180 minus 60 derece. 180 olduğuna göre adın değişmir. İşareti çindirirde sinüs çindirirde müsbət alır. Sinüs 60 derece. O da beraberdi. Kök altında 3 bölü 2. Doğru cevap oldu. Kök altında 3 bölü 2. Bak böyle. Devam edelim 16. sual. Sadeleştirin. Sinüs alfa plus beta minus kosinüs alfa minus beta. Bu bize neyi verir? Açıram. Bir başa bak bu düsturu açıram. Sinüs alfa. Deməli, baxın. Deməli, sinüs alfa üstə gələk beta minus kosinüs alfa kosinüs sinüs beta bölünsün. Sinüs alfa minus beta plus kosinüs alfa sinüs beta bərabərdir. Sinüs alfa plus beta nə verir bizə? Sinüs alfa kosinüs beta plus kosinüs alfa sinüs beta minus kosinüs alfa sinüs beta. Sinüs alfa kosinüs beta minus sinüs beta kosinüs alfa plus kosinüs alfa sinüs beta. Müsbət mənfi kosinüs alfa sinüs betalar sürətli islah olundu. Kosinüs alfa sinüs beta müsbət mənfilər məxrəsi islah olundu. Qaldı sinüs alfa kosinüs beta bölünsün. Eləcə sinüs alfa kosinüs beta bir-birini ixtisar aparsa qalacaq doğru cavab olur 1. 16-cı cavabı oldu 1. İndi yani A'sın cevabı oldu bir de. İndi B'sine bakalım. Kosinüs alfa plus beta. Kosinüs alfa plus beta'nı açacağım. Kosinüs alfa plus beta plus sinüs alfa sinüs beta bölünsün. Kosinüs alfa minus beta minus sinüs alfa sinüs beta beraber. Sürati açıram. Kosinüs alfa kosinüs beta minus sinüs alfa sinüs beta plus sinüs alfa sinüs beta bölünsün. Kosinüs alfa kosinüs beta plus sinüs alfa sinüs beta minus sinüs alfa sinüs beta. Müsbət mənfi bir-birlərini silah apardı. Qaldı kosinüs alfa kosinüs beta bölünsün. Kosinüs alfa kosinüs beta. Bunlar yine bir-birini ixtisar apar. Qaldı bir. Hər iki ifadənin cavabı olmuş oldu bir. 17. sual. Sadeleştirin. Dikkatle bakın bu ifadeye. Elə bir tangens alfa minus tangens beta 1 bölünsün 1 plus tangens alfa plus beta. Neyi verir bizə? Tangens bu ifade bizə elə bir alfa minus beta düsturudur da. Alfamız 45 minus plus alfadır. Minus alfa. Alfalar bir-birini apardı. Qaldı tangens 45 dərəcə. O da bərabərdir 1. 17-nin A-sının cavabı oldu 1. B-sində isə tangens pi bölü 8 plus alfa. Bu da alfa plus beta düsturu. Yani tangens pi bölünsün 8 plus alfa. Üstte gerek olduğuna göre plus pi bölünsün 8 minus alfa. Müsbət mənfi alfalar getdi. Tangens 2 pi bölü 8. Tangens pi bölü 4. Ki bu da bize 1'e beraber olmuş olur. Yani 1'i vermiş olur. Doğru cevap oldu 1. Devam edelim. Növbəti 18. sual. Deyir ki 18. sual çok maraqlıdır. Tangens baxın ne deyir? Alfa üstə gələk beta mənfi 1'e bərabərdir. Tangens alfa minus beta isə
Alfa minus beta ise 2'de 1'e beraberdir. Tangens 2 beta'nın değeri tapın beraber. Ben 2 beta'nı böyle yazabilirim. Alfa minus tangens 2 beta'nın sonra şurada düzdüm. Alfa plus beta minus alfa minus beta kimi yazabilirim. Çünkü ben bu ifadeni atsam, mötezanı atsam, bakın. Alfa üstte gelip beta minus alfa plus beta. Müsbet menfi alfalar gelir. Yerine tangens 2 beta verir. Düzdüğü aynı şey. İndi. Bak böyle. İndi. Bunun da toplama ele bir biri alfadır, biri beta'dır. Toplama düsturunu esasen atsam eğer. Tangens alfa üstte gelip beta minus. Tangens alfa minus beta bölünsün. 1 plus. Tangens alfa plus beta vurulsun. Tangens alfa minus beta beraberdi. Tangens alfa plus beta menfi 1 minus alfa minus beta 2'de 1. 1 minus 1 vurak 2'de 1. Beraberdi. Menfi 2'de 3 burada kaldı. Müsbet 2'de 1 o da beraberdi. Menfi 3. Devam edelim. Doğru cevabımız oldu. Bunun kabağına yazıq. Menfi 3. Böyle. Bu tarafdan yazıq. Beraber menfi 3. İndi diqqətlə baxın. Kotangens alfa plus beta nə verir bizə? Kotangens alfa üstü gələk beta bərabərdir. 2. Kotangens alfa minus beta bərabərdir. 1. Bir dəqiqə. Hə, üzrü sən yazdığım itdi. Evi yox, davam edək biz yazmağa yenədən. Kotangens, deməli alfa üstü gələk beta bərabərdir. 2. Düzdü. Kotangens alfa minus beta bərabərdir. 1. Alfa minus beta beraber 1. Bize neye soruşur? Tangens 2 alfanı soruşur. Gel kotangens 2 alfanı tapaq. Kotangens 2 alfanı yerine yazıram ki kotangens alfa üstte gelək beta üstte gelək. Üstte gelək. Alfa minus beta. Çünkü ben bunları bu demeli mörtəzini atsam müsbət mənfi betalar birbirini islah aparar. Kotangens 2 alfa qalar. O da beraberdir. Kotangens alfa plus beta düsturudur. Kotangens alfa üstte gelək beta üstte gelək kotangens alfa minus beta. Suratda kotangens alfa üstte gelək beta vurulsun. Kotangens alfa minus beta minus 1. O da beraberdir. O da beraber. Alfa plus beta neçədir? 2'ye beraber. 2 vurulsun. Alfa minus beta 1'e beraberdir. 1 minus 1. Deməli 2 plus 1 oldu. O da beraber 3'te 1. Biz tapdıq 3'te 1. Biz mənim tapdığım kotangens 2 alfadır. Hə, kotangens 2 alfa bərabərdir. 3'te 1 isə amma bizdən tangens 2 alfanı soruşur axı. Tangens 2 alfa bilir ki bunlar bir-birinə ters funksiyalar olduğuna görə 3'e beraber olacaq. Doğru cavab oldu. Bax bunun da cavabı